Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bildiğiniz gibi bir saadet zinciri tarzı sistem var. Bu sistemi size bazılarının ne yaptığını anlatıyorum. Tabii bazı sistemi ayırt ediyoruz. Onlar bununla alakası yok. Ama bu sistemi, yani Ponzi, yani saadet zinciri nedir? Bununla ilgili yatırım yaparken bunları düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Size şimdi örnekler vererek bunu uygulayacağım. Ponzi sistemi nedir arkadaşlar? Peki sonunda ne oluyor? Ben şimdi size bir tane firma kurdum. Firmanın ismi Pontik Kuruluşu. Adını öyle koydum. Çünkü bunun gibi firma, bunun gibi işlerden alay ettiğim için Pontik Kuruluşu. Bunun maliyeti 0 TL. Bir kuruluş yaptım. Dedim böyle bir sistem kurdum. Herhangi bir yere bağlı değilim. Ve 0 TL benim sermayem var. Burada gördüğünüz gibi 0 TL bakiyesi olan bir şirkete dedim ki 10 kişiyi çağırdım. Eşimi, dostumu, akrabamı çağırdım. 10 kişiyi üye yaptım. Dedim ki 1000'er TL para yatırın. 1000'er TL para yatırın. Ben size bundan aylık 100'er TL faiz vereceğim. Veya kar vereceğim. 10 üye sana 1000'er TL verdiğinde kaç para kasanda oluyor? 10.000 TL. Peki aylık kar kaç para verecektim? 100 TL. Ne kadar dağıttım 10 kişiye? 1000 TL. Ne kadar kasada param kaldı? 9.000 lira. Hop, şurası hemen 9.000 lira oluyor. Bak şimdi. Burası 9.000 lira oldu. 0 TL olan kasa 9.000 TL oldu. Şimdi 10.000 TL geldi. 100'er TL üyelere dağıttık. 1000 TL gönderdik. Peki burada kaç para kalıyor? 9.000 TL kalıyor. 9.000 TL cepte. Hop. Tamam mı şimdi? Şimdi bu 10 kişi 100'er TL'yi aldı. Hop. Dedi ki oh, bana kar geliyor. Paramı koydum, bana kar geliyor. Şimdi ilk üye olanlar böyle bu şekilde 100'er TL'sini alıyor. Şimdi bu 10 kişi 10'ar kişi getiriyor. Kaç kişi getirmiş oluyor? 100 kişi getirmiş oluyor. 100 kişi 1000'er TL gönderdiği zaman kaç para oluyor? 100.000 TL oluyor. Peki ben bu Pontik kuruluşundan bu 100 kişiye 100'er TL verdiğimde kaç para göndermiş oluyorum? 10.000 TL. Kasamda kaç para kaldı? 100.000'de kaç para kaldı? 90.000 TL. Kasam kaç para oldu? Bak şimdi. Kasam kaç paraydı? 9.000'de. 90.000 daha koy. 99.000 lira kasada oldu. Burada size kaçar lira dağıttık? 100'er TL dağıttık değil mi? Sizin para koyduğunuz, size kar gönderdik. 10.000 TL göndermiş oldum herkese. Ne oldu? Herkese karını vermiş oluyorum. Dağıtmış oluyorum. Peki bu da birken kasadaki para Pontik'te duruyor. Pontik kuruluşunda duruyor burada. Bak şimdi 99.000 lira. Bu böyle böyle devam ediyor. İlk üyeler genelde böyle bu şekilde aldığı için böyle kazandım deyip başkalarını da getiriyor buraya. Peki ilk üyelere verilecek para yeni gelecek üyelerden karşılanıyor. Peki sonunda ne oluyor? Pontik patlıyor. Bu gibi işlerde en sonunda olay patlıyor arkadaşlar. Senin paran da gidiyor. Peki burada Pontik şirketini kuran suçlu mu? Hayır, ne diyor sana? Ben diyor bu her risk işte risk olduğu gibi bu işte de risk var diyor. Her şeyde risk olduğu gibi bunda da risk var diyor. Riski göze alarak gir diyor sana. Zaten buradan kapı açılıyor kardeşim. En sonunda Pontik patlıyor. Senin buradaki 99.000 lira paranı
götürüyorlardı. Geri sana parayı iade etmiyor. Sen para yatırdın, o parayı geri sana iade etmiyor. Peki buna benzer tarzda değil de farklı olanlar var. Mesela kendi paranızı borsada kullananlar var. Mesela Bitcoin. Bitcoin mesela borsaya kendini yatırıyor. Oradan bir şeyler bir kar etmeye çalışıyorlar falan filan. Buna benzer tarzda bazı yerler var. Mesela coinler var. O coinler borsayla beraber yükseliyor arkadaşlar. Ama bunun gibi firmalar kendileri bir oluşum yapıyorlar. Bu oluşumun içinde de diyorlar ki sen bana 10 bin lira vereceksin. Ben sana ayda 100 para vereceğim. Belki sonra sana 1000 lira para vereceğim. Senin paran içeride duracak kardeşim. Ama işte durmuyor. O şirket en sonunda patlıyor kardeşim. En sonunda patlıyor. Yani sen 10 bin lira para yatacaksın. Ayda 100 TL 100 TL para alsan, örnek veriyorum, ya da 500 500 para alsan ne zamana kadar alacaksın? 10 bini hesaplayın. Kaç ay alacaksın? Belki 20 ay alacaksın. 10 bini 500 500 20 ay alacaksın. 20 ay boyunca senin paran burada kalacak. Ondan sonra ne olacak? Zaten bu firmalar genelde bir sene içinde güm. Bir sene, 1,5 sene içinde gümlüyor arkadaşlar. Ha, diğerlerini ben bilemem. Mesela coinler var. Coin tarzı firmalar var mesela. Onlar hem resmi yapıyorlar, hem devlete vergilerini ödüyorlar, hem de bu işi yapıyorlar. Onlara ben bir şey diyemem. Ama bu şekilde sarı çizmeli Mehmet Ağa gelecek, Pontik kuruluşunu kuracak. Gönderin bana 1000'er TL para. Ben sizin işte adınıza bu firma. Mesela şunu düşün arkadaşlar. İşletilmeyen bir para sana ne kar getirecek? Ya üretilmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Tarlada üretmezsen armut çıkmaz. Tarlada üretmezsen şeftali çıkmaz. Buradaki para Pontik kuruluşunun şeyinde, hesabında duruyor sadece. Nasıl çalışıyor bu para? Hiç mantığınız alıyor mu? Onun çalışma olması lazım. O paranın bir şekilde çalışması lazım ki sana bir para gelsin. Burada para gelmiyor. Para sabit duruyor. Sana veriyor parayı. Çünkü burada amaç ne? Yeni gelecek üyeler var. Sana o karı verdiğinde yeni üyeler gelecek. O üyelerden sana karlar verilmeye çalışacak. Ama arada bayağı bir para Pontik kuruluşuyla beraber gümleyecek. Ama ben diğer firmalara bir şey diyemem. Resmi ise kardeşim, devlet bunu biliyorsa kardeşim, her türlü böyle işlemi şeffaf bir şekilde anlatıyorsa kardeşim, ofisi varsa kardeşim, ofisine gidip böyle oturduysan, çayını kahvesini içtiysen kardeşim, o sistemi sana anlattıysa ve sana risklerini veya risk var veya yok demelerini, her şeyi şeffaf bir şekilde sana anlatıyorlarsa, o zaman ben bir şey diyemem. Ama bu şekilde ben karşıyım. Bana soracak olursanız, gireyim mi, girmeyeyim mi? Ben bu gibi firmalara girmenizi istemiyorum. Yani kardeşim, sana bedava parayı niye versinler? 10 bin lira parayı yatırıp sana niye versinler 500 TL para? O adamın hiç düşünüyor musun derdine? Senden bu parayı istiyor ama senden bu derdi ne bu adamın? Niye bunu yapıyor? Peki hiç düşünüyor musun? Sana Pontik kuruluşu dedi ki, bizim 4 tane personelimiz var burada. Bu işleri koşturuyor. 4 tane personelin maaşını kim veriyor? Nereden geliyor? Ya da bu işleri, ofisinin parasını nereden çıkıyor? Veya başka bir şey nereden çıkıyor bunlar? Biraz mantık yürütelim arkadaşlar. Ama resmi olan yerlerde bir şey diyemem. Çünkü devlet himayesi altında vergisini ödüyor, algısını ödüyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. O gibilere bir şey diyemem. Onlarda sıkıntı olmayabilir. Ama bunlar bana göre sıkıntılı kardeşim. Benden söylemesi, yatırması veya yatırmaması sizden. Çünkü sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Pontik patlıyor kardeşim. Tamam mı? Bunun ismi de Ponzi. Yani saadet zinciri arkadaşlar. İnanmayın derim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.